yapacaksın sen? Hepimizin aslında dışarıda görüp merak ettiği şu Martı skuterları deneyeceğiz. Evet, ben ilk gördüğümde dedim ki, la bunu dedim, burada kim unutmuş? Sen kullandın mı? Ben kullanıcıyım şu anda ama kaç paradır, nasıl kullanılır falan, onları evet. da merak edenler vardır. Çok onları... soru geldi. Evet. Evet. 3 tane. Geldi. O zaman biz ne yapalım? Geçelim oraya. 2 tane martı bulacağız. Nasıl bulacağız? Hemen gösterelim. Uygulamamızı telefonla açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda. Martıya giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada martılar var. Mesela şurada 2 tane evet. var. 2 tane var yan yana. Çünkü biraz önce biz getirdik. Evet, şimdi o 2 martıya gidelim ve deneyelim bakalım. Tamam, nasıl? Hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar, martı elimizi koyduğumuz gibi bulduk. İnsan koydu buraya. Mesela bu kilitli şu anda, dokunduğumuz anda ötmeye başlıyor. Yani bir uyarı veriyor aslında. Yani dokunma mı bana diyor artık veya... Al alıyorsan. Al alıyorsan. Boşu boşuna uğraştırma. Uğraştırma diyor. Aynen. Aslında biraz cihazı tanıtmak da gerekiyor. Biz de onlara bakıyoruz ya. Yani. Tanıtıyoruz. Aynı hani aslında okul şeyde, üniversitede var ya. Evet. Şeyler, onlar gibi bence. Evet evet. Şimdi. Abi bunlar telefonla okutuyorsun. Aynen biliyorsun. onlar gibi bunu. Yok mu şey ya, şifreye nereden gireceğiz? Buradan giriyoruz. Aynen buradan. Buradan giriyoruz abi. Giriliyor mu? Buradan okutuyoruz, şifre veriyor bize. Ha. Oradan giriyoruz. Ondan sonra gelsin. Aynen. Ondan sonra geziyor. Kaç para? Bu daha iyi. Bu daha iyi. Şimdi arkadaşlar bu gaz, bu fren. Evet. Şöyle istersen Mustafa bir yakınlaşalım. Bir geçiş değil. Evet. Biraz yakınlaşalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir siyah kutumuz var. Hala ötüyor. Telefonumuzu çıkaracağız biraz sonra ve şu kare kodu okutacağız. O bize bir şifre verecek ve şifreyi de Mustafa'dan rica edelim şuraya çeksin. Şuradan gireceğiz. Uygulamayı Martı Scooter yazdığımızda indirebiliyoruz. Şurada gaz şarj mı, pedalımız var. Şurada da fren pedalımız var. Neyle çalışıyor bu elektrik? Bu elektrikle çalışıyor. Onun bilgisini de verelim. Nasıl oluyor peki? Araştırdığımıza göre akşam belirli saatlerde kamyonlarla artık geliyorlar. Martıları topluyorlar. Yani bunların sahipleri. Ve gidip çok öttürme can. Oğlum burada bir şey çıktı lan. Gidip şarj ediyorlar. Sabah da belirli yerlere koyuyorlar. Şuna dikkat ediyorlar tabii ki. Bir yerde çok yoğunluk varsa oradan alıp dağıtıyorlar. Genelde martıyı kim kullanıyor onu da söyleyelim. Tabii ki öğrenciler de merak edip biz gibi kullanıyorlar ama Bayraklı'da oturuyorum ben mesela. Ana yola çıkacağım ve 5 dakika yürümem gerekiyor. Oraya da taksiye binmem. Atıyorum kışın da soğuk ve otobüste dolmuşta geçmiyor. Toplu taşımaya gitmek için genelde kullanılıyor. %80'de insanlar bu skuterı toplu taşımalara gitmek için kullanıyor. Ben bir eleştiri getireyim ama. Tamam. Eleştirim şu. Bunun açılışı 3 lira. Evet. Direkt açılınca 3 lira olarak açılıyor. Daha sonra da dakika başı 75 kuruş alıyor. Yani biraz pahalı. Acaba direkt ilk başta yapınca maliyeti kurtarmak amacına mı biraz pahalı yaptılar bilmiyorum ama biraz pahalı. Evet, biraz pahalı. Peki biraz nasıl pahalı. Nasıl kullanırız? Ona bakalım. Arkadaşlar, biraz önce gösterdiğimiz gibi uygulamamızı indiriyoruz. Ücretsiz bir uygulama. Sonrasında ne yapıyoruz? Kredi kartımızı tanımlıyoruz bu uygulamaya. Kredi kartımızı tanımladıktan sonra... Kredi kartı tanımlıyoruz mu? Evet, tanımlıyoruz. Ben biliyorum abi. Kredi kartımızı tanımladıktan sonra ne yapıyoruz? Haritayı açıyoruz. Yani aslında o bizi en yakın martılara gösteriyor. Sonrasında geliyoruz ve şu an açalım mı? Açalım. Başla dedik. Hatta şurada gece çalıştıracaksak bir flaşı da açabiliyoruz. Bunu karıştırmak istemiyorum. Getirdik ve şu anda martımız açıldı ve... 42-46. Şöyle, evet 42-46'ydı senin değil mi? 42. Şöyle bir ok yönünde gösterelim. Mustafa çekiyoruz. Şurada bir ok var. 42. Şurada. Biraz. 40. Oha ne oldu? 42. 40. 46. Ha. Tak açıldı. Arkadaşlar bunu çalıştırmak için ne yapıyoruz? Önce bakın gaza bastığım anda gitmiyor tabii ki. Önce bir kuvvet istiyor. 2-3 adım attıktan sonra kolaylıkla. Açılmıyor lan. Yok. Çim de gitmiyor bu arada. Biz daha önceden denedik. Evet. Oğlum önden çık.
şurada bir fren var ama yokuş aşağı inerken garanti olsun diye şuraya da bir fren koymuşlar. Şunu söyleyelim, bu kilometre... Ya gençler bir şey sorabilir miyiz? Tabii ki. Biz de bunu tanıtıyoruz abi, Adam bunu alıp kaçarsa... İzliyorlar abi, haritada gösteriyor yerini. Hepsinin yerini gösteriyor. Martı'da. İstanbul'da da gördüm. Geçen hafta İstanbul'daydım. Orada da var. Buraya yeni geldi, bu hafta geldi. İki hafta falan oldu. Burada da gördüm. Aslında biz bu videoda kaç kişiye bunu tanıtıyoruz onu amaçladık ama gerçekte daha fazla kişiye tanıttık. Biraz önce söylüyordum, onu söyleyeyim. Bu kilometre bazında para almıyor sizden. Ne kadar sürerseniz... dakika başı. 40 geliyor ha, 40 gidiyor. 40 basıyor mu la bu? Yani hız bakımından da bir 30 kilometre basıyor. Hadi gel yarış. Sen... Trafiği mi durdurayım? Trafiği durdur. İhsan. Çok zevkli ya. Gel gel tamam söyle. Pahalı. Bir tık pahalı ama çok böyle acil bir işiniz var. Bir yere yetişmeniz gerekiyor. Kullanabilirsiniz. Bir de herkes bir kere deneyebilir. Aynen. Herkes bir kere denesin. Eğlenceli. Sürmesi çok keyifli. Evet, sürüşümüzü sonlandırdık. Ne kadar tuttuysa. Şimdi ne kadar tuttuğunu öğrenmek için ne yapacağız? Sürüşü bitireceğiz. Şu ekranda, gördüğünüz ekranda arkadaşlar, sürüşü foto çek bitir var ve biz de şimdi hatta bu ekranda nereye gittiğimizi de gösteriyor. Oo, gördüğün gibi. Şimdi foto çek bitirle bunu bitireceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle bir tane direk buluyoruz. Direğin önüne martıyı koyuyoruz. Şuna tıklıyoruz ve bir ekran açılıyor. Önce tabii ki oradan kilitliyoruz. Direğe bağlıyoruz. Şimdi burada bir fotoğraf çekme kuralı var. Hatta bazen cezalar da yazıyor. Bakın mesela diyor ki yanlış fotoğraf çekerseniz diyor, bizi kandırırsanız diyor 40 TL ceza uygulanır gibi bir uyarı var. Şimdi biraz geriye gideceğim Mustafa. Ve şöyle getiriyorum. Ben buraya koydum diyoruz aslında bir nevi. Fotoğrafı çekiyorum. Ne kadar sürmüş? Yolculukları 10 TL sürmüş. Vergiler 2.38. Yaklaşık kaç? 15 dakika sürmüşüz. Yani toplam 13.25'e gelmiş. İndirim varmış bir de. Neyin indirim bilmiyoruz o. Özet olarak bu. Bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyoruz İsa. Yani ben olsam izlerdim. Çünkü yani ben merak ederdim bunu. Güzel Martı bu arkadaşlar. Bu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla.